Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bir sebze bahçesine çiçek dikmek sadece güzellik katmanın ötesinde ayrıca birçok avantaj sağlar. Çiçekler haşereleri caydırmak ve faydalı tozlayıcı ve avcı böcekleri çekmek için kardeş bitkiler sisteminde kullanılabilir. Ayrıca bu tarz bir dikim bitkilerinizin çoğunu tek bir yerde yetiştirebileceğiniz için yerden ve zamandan tasarruf sağlar. Bu çiçeklerin yardımcı faydaları olmasa bile sebze bahçeniz görsel zevk amaçlı çiçek dikmek için uygun yerlerden biridir. İşte size sebze bahçenize yeni bir boyut katacak en iyi 9 çiçek. Hodan. Hodan doğal ortamlarda biraz dağınık gibi görünebilse de bir sebze bahçesinde harika görünen geniş tüylü bir bitkiye dönüşür. Sebze bahçenizde mutlaka yetiştirmek isteyeceğiniz bir bitkidir. Şu an videoda gördüğünüz manzaranın üzerine çok da konuşmak gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü görüntülerde hem arı, hem kelebek, hem de uğur böceğinin bir arada bulunduğu tam da bizim istediğimiz ortamı bize sağlayabilen nadir bitkilerden biridir. Yaprakları ve çiçekleri hem salatanıza aroma katar hem de yemeğini yapabilirsiniz. Hızlı büyüyen bir bitkidir ve doğrudan toprağa ekilebilir. Bir kere ektikten sonra tohumları her yıl çıkmaya devam edecektir. Bazı hodan çiçekleri pembe, bazıları mavidir. Işık, sıcaklık ve diğer dış koşullar bu renk değişimine neden olabilir. Başka bir teoride çiçekler yaşlandıkça ve polenlerini kaybettikçe rengin pembeden maviye değişmesidir. Muhtemelen mavi renk tozlayıcılara çiçekte polen kalmadığını ve artık çabalarına değmediğini anlatmak istemektedir. Aynı sefa. Kalendula papatya ailesinin bir parçasıdır ve tagetes cinsinden kadife çiçeğiyle karıştırmamak gerekir. Aynı sefa çiçeği ağırlıklı olarak acı bir tada sahip olmalarına rağmen yenilebilir bir çiçek olarak kabul edilir. Bir tabağı canlandıran onların parlak turuncu rengidir. Bahçenize farklı ve karmaşık bir görevi vardır. Kuşkonmaz böcekleri ve domates kurtları gibi bazı zararları uzaklaştırır. Ama aynı zamanda yaprak bitkileri de dahil olmak üzere birçok böceği de cezbeder. Bu nedenle sebze bahçesinin diğer taraflarını bezelye gibi yaprak bitkilerinin sıklıkla saldırdığı bitkilerden uzağa koyarak tuzak bitki olarak kullanabilirsiniz. Bazıları sebzelerin arasına dikilmesini tavsiye eder. Mesela görmüş olabilirsiniz. Lahanaların arasında yoğun aynı sefa dikimi yapılmıştır. Size tavsiyemiz böyle bir düzen kurmaya çalışmayın. Kozmos çiçeği. Çok az çiçek kozmos kadar hızlı büyür ve bol bol çiçek açar. Ve bu çiçekler birçok yararlı böceği çektikleri için sebze bahçesinde mutlaka ekilmesi gereken çiçeklerin başında gelir. Bu böcekler arasında zararlı böcek kontrolünde inanılmaz avantaj sağlayan yeşil dantel kanatlı böcek de gelir. Ancak buna isim olarak benzeyen zararlı bir başka böcekle karıştırılır. Colitaca arcuata, zararlı dantel böceğidir. Aslında tam ismi Amerikan ağ kanatlı tahta kurusu böceğidir. Ancak bazı yerlerde bilgisizlik nedeniyle dantel böceğinin ismini görenler böcekleri karıştırmış yeşil dantel kanatlı böceği zararlılar sınıfına sokarak nasıl öldürülmesi gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. Oysa ki bu böcekler yaprak bitleri ve diğer haşereleri yerler. Aynı ailenin birçok mensubu biyolojik kontrol için kullanılır. Yeşil danteller, yaprak bitleri, kabuklu bitler ve thriftsler de dahil olmak üzere her türlü yumuşak gövdeli böceği süpüren doymak bilmeyen yiyicilerdir. Bu nedenle faydalı bir böcek olarak kabul edilirler ve onları evde sebze bahçesinde bulundurmak haşere problemlerini önlemeye yardımcı olacaktır. Lavanta. Aslında bahçenize lavanta dikmek için bir sebep bulmanıza gerek yoktur. Görsel açıdan muhteşem olan bu bitkinin her bahçede olması gerekir. Güzel çiçeklerini ve çok sevilen kokusuna ek olarak bitki birkaç yaygın sebze bahçesi zararlısını da kovmak için kullanılabilir. Keneler de dahil olmak üzere
Birçok böcek lavantadan kaçınma eğilimindedir. Tabii ki etrafta lavanta olması kenenin sizi ısırmayacağını garanti etmez. Ancak bölgedeki kenelerin sayısını azaltır. Ek olarak sinir bozucu yeşil lahana güveleri de dahil olmak üzere güvelerin geneli lavanta kokusunu rahatsız edici bulur. Farelere bile kokusuyla uzak tutabilme yeteneği vardır. Kadife çiçeği. Marigoldlar hak ettikleri saygıyı görmezler. Ancak çok sayıda ve her sebzenin yanında dikilmemesi gerekir. Hem yerin üstünde hem de altında haşereleri caydırırlar ve bunu yaparken harika görünür. Ancak unutmayın ki yaprak diklerinin konukçusudur. Bahçenizin sınırına bariyer oluşturmak açısından kadife çiçeği dikebilirsiniz. Bu birçok zararlıyı bahçeden uzak tutacaktır. Kadife çiçeklerini fasulye ile birlikte ekerek fasulye böceklerinin kafalarını karıştırabilirsiniz. Ayrıca kabak böceklerini, tripsleri, domates kurtlarını ve beyaz sinekleri uzak tuttukları bilinir. Fransız ve Meksikan türleri topraktaki kök nematotlarını öldüren bir kimyasal salgılar. Ancak nematotlar sorun teşkil ediyorsa mevsim sonunda kadife çiçeği köklerini toprakta bırakmanız gerekecektir. Latin çiçeği. Latin çiçeği daha serin iklimleri sever ve sonbaharda çiçek açmaya devam eder. Latin çiçekleri kabak böcekleri ve zararlı kın kanatlara karşı bir miktar koruma sağlar. Ancak yaprak bitkileri tarafından tercih edilirler ve harika bir tuzak bitkisi olarak kullanılabilir. En lezzetli yenilebilir çiçeklerden birisidir. Bu yüzden hepsini böceklere kurban etmeyin, salatanızda denemenizi tavsiye ederiz. Tohumları büyük ve gelecek sezon için dikmek için toplanması kolaydır. Tohumları çimlenmelerine yardımcı olmak için önce zımpara kağıdıyla hafifçe kazdıktan sonra ekebilirsiniz. Ayçiçeği. Ayçiçeği sebze bahçesi için mükemmel bir çiçektir. Tırmanıcı bitkiler için harika kazık görevi görürler ve tozlayıcıları çekmek için de çok fazla nektarları vardır. Ne yazık ki ayçiçekleri aynı zamanda kuşlar ve sincapları da cezbetme eğilimindedir. Onları tohumlarını kullanmak için yetiştiriyorsanız bu bir sorun olabilir. Ancak ayçiçeklerin altına ekilen kabak gibi iri yapraklı bir sebze hayvanları caydırabilir. Öte yandan tohum almayı düşündüğünüz ayçiçeğini bir poşete koyarak kuşlardan uzak tutabilirsiniz. Tatlı bezelye. Normal yediğimiz bezelyeyle karıştırmayalım. Tatlı bezelye insanlar için yenilebilir değildir. Tohumları zehirlidir. Ancak diğer birçok canlı onları lezzetli bulur. Yenilebilir bezelye ve sırık fasulyesiyle büyüyen tatlı bezelye daha fazla tozlayıcı çekmenin avantajını elde etmenin bir yoludur. Farklı cinslere ait oldukları için yenilebilir bezelye ile çapraz tozlaşma yapmazlar. Zinya. Nektar bakımından zengin zinye çiçekleri arılar ve diğer tozlayıcılar için birer mıknatıstır. Daha soluk ve pastel çeşitleri Japon böcekleri için çekici görünmektedir ve tuzak bitkisi olarak kullanılabilir. Öte yanda çözmeye çalıştığınız bir sorununuz yoksa Japon böceklerini cezbeden bir şeyi bahçenize dikmek istemeyebilirsiniz. Bu nedenle tercih bahçenizin durumuna göre değişebilir. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.